Selamünaleyküm arkadaşlar. Hırsızlar Miras serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. En son altınların gömülü olduğu mağarayı bulmuştuk. Arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucusunu aşağıya linke bırakıyorum arkadaşlar. Beraber güzel sohbetler edebilir, oyunlar oynayabiliriz. Sunucum, Discord sunucum aktiftir bu arada, onu da söylemek istiyorum. Şimdi artık videomuza ufaktan bir geçiş yapalım şöyle. Kim sence bu adamlar? Sanırım bunlar beceremeyenler. Bence Ev ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Acaba nereden gideceğiz? Neyse ki de yine başladık. Allah Allah Allah, aşağı düştüydü. Buradan geçişimiz yok herhalde. Evet. Şuradan şöyle düşmeden bir gidelim. Bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. Hala ayakta işte. Şimdi son sözler. Of. Ah, tamam, koşuyor. Hadi. Hadi koş koş abi koş. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır, uygun. Olsan kanununa. Fena değildi. Tamam, burada patika varmış. Evet, şuraya bak. Yine oyulmuş yollar var. Vallahi nereden gideceğim bilmiyorum ama oyulmuş yollar var da. Hay be, hala ayağımda önceki kaymalardan kalma çakıllar var. Karşıya mı atlayacağız, ne yapacağız? Ya Allah, ya bismillah, atlıyorum. Vallahi tutturduk. Haydi artık ustalaştım. Şey, tüy burayı evriyle mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Aa, bana da gelmedi. Yukarıya çıkacağız. Neyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onun tayfası gibi görmüştür ha? Belki ona da Aziz Dismas açı yollamıştır. Evet, belki tüy hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. Yakında öğreneceğiz de. Onu. Şey, artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik, değil mi? Şimdi burada ne yapacağız? Çok detaylı. Evet, öyle. Bir kol daha bu. Evet, şimdi. Ana. Sıcak. Tamam. Bir test gibi mi? Veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Aa, bu bir kova. Tamam. Ne yapacağım bu kovayı? Allah. Al. Buradan çıkamıyorduk. Burada bir basınç levhası var. Şu kovayı doldurup getir bakalım. Tamamdır.
Acaba aşağıdan mı? Ha, su. Oba doldu. Tamam, bana getir. Şu büyük çarp gibi şeye koyacağım. Haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Hey, baksana. Kovayı üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal var. Tamam. Kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Sıra bunda. Bir de böyle deneyeceğiz. Tamam. Şimdi şuna bakacağız. Şimdi oldu. Ya Allah ya Bismillah. Seni bundan mahrum etmek istemem. Tabii ki. Hadi yavrum, oldu inşallah. Açtım vallahi, açtım. Bak gördün mü? Galiba bitti. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordun? Kova doldurmaca mı? Bunu da kaydet. Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Hadi yavrum, hadi lan, hadi. Vallahi az geçtim. Geçtim. O nereden geçti la? Dur, adımına dikkat et. Vay anasını be. Şuraya bir bakar mısın? Katedralin hemen altındayız herhalde. Sence Rafe ve Nadine buranın tam altlarında olduğunu biliyor mudur? O kadar patlayıcıyla yakında bulacaklarından eminim. Ağabey, nasıl geçeceğiz karşıya, sen ondan haber ver. Atlamayacağız herhalde. Anam. Şuradan karşıya mı geçeceğiz? Evet, karşıya geçeceğiz. Tamamdır bu işte. Abi nereye gideceğiz ya? Allah Allah. Çekil lan ey. Aa, tamam dur. Karşıya. Allah. Of. Yukarıya çıkacağız. Hey gelsene, seni kaldırayım. Geliyorum. Vallahi ben yine başka yoldan gideceğim ya, daha hayırlısı. Hadi lan çık lan. Tamam. Burada sana görevimiz var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. İyi fikir. Tamamdır. Hey çıkmıyor lan, çıksa yukarı. Buraya gel Nathan.
Oradan geldik. Anam anam karşıya. Lan ne diyorsun sen? Ya Allah, bismillah. Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Bakalım içeride ne var. Bırak lan. Allah. Hey, tavan alçak, kafana dik. Au. Evet, tamam. Dikkat et. Burada biraz ışık var. Yer altında. Mantıklı. Katedralin altındayız. Buralar boş. Bence buradan bir şey bulacağız da ne bulacağız? Burada hiçbir şey yok. Buraya bakalım. Ulan elinde sigara. Karşıya atlayacağız. Atla, atla. Çık yukarı, çık, çık, çık. Anam. Dur. Ne? Adamlar buraya kadar inmiş. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmıştı. Aha bizi döven adam. Henüz değil. Vinç'i oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinç siz ne çıkarabileceğiniz? Emredersin. Rehf, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Abi hadi. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o için müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedim. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Rey, kişisel algını. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bu arada arkadaşlar videolar izleniyor ama beğeni hiç gelmiyor. Rica etsem videoyu beğenebilir misiniz? Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Rayf
herifin seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantajında olmadığı sürece hani fark etmez. Nereden gideceğiz fark etmez de. Baksana sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Aşağı iniyoruz. Ha, indik. Bırakma lan, bırakma. Bir şey bulduk. Gayet iyi. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum ama başka da bir şey yok. Buradan atlasak direkt öleceğiz. O açık açık belli. Ama nereden gideceğiz? Aha. Q. Hop hadi. Buradan böyle. Lan hadi lan. Karşıya bir zıplayayım. Şimdi şuradan şuraya. Oldu vallahi oldu. Geçtim geçtim. Hadi lan çık lan yukarı çık. Ne yapıyorsun çık. Tamam buraya geldik. Buraya kadar geldik. Karşıya. Buradan da karşıya. Hadi yavrum hadi çık ha. Bunu aşağıya tekleyeceğiz de kırılır mı ikne ya? Bekle. Kasa hemen geliyor. Vallahi basit oldu ya. Çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. İnşaatı yıllarca sürmüştür. Yolculuğu saklamak için masraftan kaçmamışlar. Buradan şu karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Bu niye top alıyor lan böyle? Hadi yavrum çık 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 çık. Evet güzel, burada bir şeyler var mı? Buna bir bakalım. Yok. Şimdi şöyle bir tıklayalım. Buradan da
Şimdi bir daha hadi. Ha, vallahi geçtim. Hadi gel. Gel hadi. Yine yolu ben buluverdim sağa, gel. Nereden geçemeyin ya? Daha bir yere gelmedik ki. Gel. Takip et beni. Aa. Aşağı çıkın lan. Bir atlayalım bakalım. Of. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Her şey. O zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğimiz? Şuradan bir aşağı... Allah, aşağı düşme lan! Bu da ne? Kapat. Allah, buradan gideceğiz de düşmeyelim inşallah. Hadi yavrum, abla, hadi lan. Oo, biz geçtikten sonra diyorsun sen ya. Çık yukarı. Aferin. Karşıya. Ula. Allah belanı vermesin, aklım çıktı. Nereye? Ha, gördüm, tamam. Vallahi var ya. Evet, bir saniye. Tamam, tahterevalli için bir şey buldum. Benden daha ağır. Evet. Vay anasınla. Diyoruz beyler. Hadi. Vallahi çok zordu ya. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmişiz. Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Anam, yine elimizi sokacağız. Ne? Hiç alışamadım. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur, sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Açgözlülük. Evet. Ya da tam tersi.
Tamam, öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Pekala, sadece bir tane. Aç gözlülük, aldım. Lütfen tuzak olmasın. Yer açılıyor arkadaşlar. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası kral koyu. Evet aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri, bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani kral koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... Cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery, adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Anam anam anam. Kahretsin. Beyler, çok ama çok ses çıkıyor. Vallahi aklım çıktı ha. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşındalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral koyu. Evet ama... Kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edin. Siz ikiniz. İşi Rafe bırakacaksam çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin. Bu istavroz değil tamam mı? Ne? Hayır yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. Sakın onları. Oğlum nasıl geçeceğim lan? Adla adla. Çık oradan, seni koruyorum. Tamam. Adla yürü lan, yürü lan, yürü. Abi buradan nereye gideceğim? Ananı satayım, benim de yok. Tırmanmalıyız.
Olmadı lan adlan. Lan ateş it lan Allah. Şimdi ne taraf ağabey? Şöyle bir koşturalım bakalım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah Allah Allah. Silah bulduk lan en son lan. Nerede 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 bana göster. Ne taraf? Hadi gidelim lan gidelim. Buradan çıkmıyor. Vallahi güzel bir çatışmaydı beyler. Çok zevk aldım. Of. Öleceğim burada. Lol. Öldüm ya, Allah kahretmesin.
Abi çok zor geçtim ya. 3-4 defa öldüm vallahi. Oyun kapı. Lan Allah'ın silahını Allah'ın. Öleceğim vallahi. Allah kahretsin. Nerede? Nerede? Lan be! Yavrum nerede? Nerede lan? İçi boş değil. Evet, uçağa indir. Biz bir şekilde sana ulaşırız. Vay anasını. Buradan aşağı iniyoruz. Kim nereden sıktı lan? Hava güzel olur dememiş miydin? Ben bir bok göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam et sen. Oğlum. Hadi.
Ya Allah ya Bismillah. Vallahi çok güzel bir bölümdü arkadaşlar. Çok heyecanlıydı. Ucuz atlattık öyle değil mi? Uf. Adamlar uçağıma ateş açtı ne? Evet biz de iyiyiz sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok ya. Henüz yok. Ne demek hazine yok bak. Zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda var. Yani evet, muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değil, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Yani her şeyi çözdük ha. Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Guns Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Koyu yakınlarında büyük bir volkan da var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Arkadaşlar oyun çok heyecanlı. Daha doğrusu heyecanlıydı. Alo? Oyunun da sonuna doğru yaklaşıyoruz herhalde bu bölümü. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de bu son sezonu Melezi'ye gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari, siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum, belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma yani. İşte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme, kendine dikkat et. Dikkat ederim. Her zamanki gibi. Bak benim kapatmam lazım şimdi. James'in beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Abi oyun çok güzel ya. Mükemmel derecede güzel ya. Yani Türkçesi, her şey çok güzel. Oyunun sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümün sonu daha doğrusu. Uydular ne diyor bakalım Victor? Adamın elinden telefon uçtu. Hiçbir bok demiyor. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam.
Burada ne arıyoruz peki? Haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapı... Arkadaşlar... Bazı boş karakollar ve birkaç... Burada videoyu sonlandırayım artık. Artık burayı da 8. bölümde oynarız. Gayet normal. Ve o kulelerden biri volkanın tam üstünde. Eferiniz hadi. Öyle umuyorum. Buraya kadar geldiyseniz, buraya kadar izlediyseniz beni, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı, Discord sunucuma gelmeyi de unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.